Herkese merhaba. Bugün sizlere Peugeot markasının elektrikli Rifter modelini tanıtacağım. İlk olarak aracın teknik özelliklerine baktığımızda Peugeot e Rifter 136 beygir güç ve 270 Nm maksimum tork sunuyor. 3 farklı sürüş modu bulunan araçta menzili optimize etmek için yeni e Rifter regeneratif fren sistemiyle donatılmış sürücü direksiyonun arkasında bulunan kulakçıkları kullanarak 3 farklı seviyede rejenerasyon yoğunluğunu da ayarlayabiliyor. Yeni Air e artık bir ısı pompasıyla da donatılıyor. Bu donanım verimliliği ve dolayısıyla menzili optimize etmeye yardımcı olurken yolcu konforunu da artırıyor. 7.4 kW entegre şarj cihazı ve isteğe bağlı 11 kW 3 fazlı şarj cihazı ile Air e Rifter, altyapı ne olursa olsun 50 kW bataryayı verimli bir şekilde şarj edebiliyor. Ayrıca 100 kW'a kadar DC şarj imkanı da sunuyor. 135 km maksimum hızı ile 0-100 km hızlanmasını 11.2 saniyede tamamlayan aracın menzili 320 km olarak açıklandı. aracın tasarımına baktığımızda yeni Peugeot A Rifter yeni marka imzalarını da barındıran modern ön tasarımı ile dikkat çekiyor. Ortada yeni Peugeot logosu ve yeni ön ızgarasıyla birlikte daha dinamik bir tasarım sunan araç markanın ikonik 3 pençeli ışık imzasını da taşıyor. Airifter'ın iddialı tarzı yeni Sirka yeşil ve Kiyama mavi renkleriyle daha da ön plana çıkmış. Geniş çamurluk kemerleri, etkileyici yan korumaları, tavan rayları ve yerden yüksek yapı aracın outdoor kullanımına uygun olduğunu vurguluyor. Aracın içine geldiğimizde Aerift üstün ergonomi ve üstün kalite seviyesine sahip tamamen yeni bir ön konsolla dikkat çekiyor. Yeni konsol ikonik Peugeot i Cockpit esas alınarak tasarlandı ve orta konsolun üst kısmında tamamen yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana sahip. Araç, navigasyon sisteminden gelen bilgiler, enerji akışı ve şarjla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere temel bilgileri en iyi şekilde gösteren ve yeni 10 inçlik tamamen dijital renkli gösterge ekranıyla donatılıyor. Ses sistemini ve bağlantılı navigasyonu yönetmek üzere yeni büyük merkezi 10 inç büyüklüğündeki HD dokunmatik ekran devreye giriyor. Entegre kumandalara sahip yeni kompakt deri kaplı ve ısıtmalı direksiyon simidi oldukça dikkat çekiyor. Aracın güvenlik donanımlarına baktığımızda yorgunluk tespit sistemi, trafik işaretlerini tanıma sistemi, şerit takip asistanı, acil durdurma güvenlik freni, hız sınırlayıcı ve adaptif hız sabitleme sistemi dahil e 17 sürüş destek sistemi ile karşımıza çıkıyor. Yeni e uzunluğu standart versiyonda 4.40 metre, uzun versiyonda 4.70 metre olmak üzere 5 veya 7 koltuklu iki versiyonla üretiliyor. Bağımsız katlanabilir koltuklar sayesinde ikinci sırada bulunan 3 adet bağımsız koltuğun her biri kolaylıkla zemine katlanabiliyor. Uzun versiyonda 3. sırada 2 adet bağımsız koltuk yer alıyor. Yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Airifter, e iki sürgülü yan kapıya ve segmentinde benzersiz bir özellik olarak açılır pencereye yer verilen büyük bir arka bagaj kapağına sahip. Yüksek taşıma hacmiyle öne çıkan Airifter'ın bataryası araç zemininin altında yer alıyor. Böylece batarya aracın iç hacmini etki etmiyor. Bagaj 5 koltuklu standart versiyonda bagaj kapağında yer alan cam hizasına kadar 775 litreden Long Airifter'da koltuklar katlandığında tavan hizasına kadar 4000 litreye kadar geniş bir bagaj ve yükleme hacmini kullanıma sunuyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.